Diş eti hastalığı bakteri plağından kaynaklanır. Daha doğrusu primer faktör bakteri plağı olmaktadır. Fakat bu tek neden değildir. Bununla beraber diş etinin bazı genetik nedenlerle de karşılaştığımız hastalıkları bulunmaktadır. Fakat genetik nedenler işin içerisinde olsa bile yani genetik olarak yatkınlık olsa da ya da genetik olarak bazı diş eti hastalıkları ortaya çıksa bile eğer kişi ağız bakımını optimum düzeyde tutarsa yine de bu hastalık daha yavaş ilerlemektedir. Bunun dışında başka faktörlerde de diş hastalığında ciddi etkenler vardır. Bunlardan yola çıkarak size ben 5 tane ana en çok karşılaştığımız nedenleri sunmak istiyorum. Birinci olarak diyabet. Diyabet artık son yıllarda bazı diyabet kongrelerinde periodontitisi, acaba diyabetin bir komplikasyonu olarak sınıflandırmaya dahil etmeli miyiz gibi tartışmalara neden olan bir hastalıktır. Ve diyabet hastalarında diş eti hastalığı ortaya çıktığında hızlı ve agresif ilerleyebilmektedir. Bunun tam tersi de olmaktadır. Yani periodontitis görülen bireylerde diyabet olduğunda periodontitis kontrol altında olmazsa diyabet hastalığı da kötüleşebilmektedir. Bunun dışında ikincisi sigara içmek. Sigara içmek periodontitisi çok hızlandıran bir durumdur maalesef. Bunlardan üçüncüsü tırnak yeme ya da kalem ısırma gibi parafonksiyonel alışkanlıklar kronik travma verdiği için dişlerde çekilmeye neden olabilmektedir. Buna benzeyen dördüncü bir neden diş sıkma ya da gıcırdatmak. Kronik diş sıkmak ve gıcırdatmak düşündüğünüzden çok çok daha fazla diş etleri üzerinde etkili olabilmekte ve kama defekleri, diş eti çekilmeleri gibi nedenleri ortaya çıkarabilmektedir. Daha doğrusu sonuçları ortaya çıkabilmektedir. Ve diş et hastalığı olan bireylerde diş sıkmak durumun çok daha agresif bir hale dönmesine neden olabilmektedir. Bunlardan en sık karşılaşılan beşincisi ise bazı tansiyon ilaçları. Tansiyon ilaçları içerisindeki kalsiyum kanal blokeri denen bir grup var ki bu grup ilaçları kullanan kişilerin bazılarında çeşitli diş eti büyümeleri olmaktadır ve diş eti büyümesi olan bölgelerde plak kalması daha kolay olmakta, temizlemek ise daha zorlaşmaktadır. Bu nedenle periodontitis için yeterli bir ortam oluşmakta ya da var olan bir periodontitisin ilerlemesi için çok güzel bir zemin oluşmaktadır. Tüm bunlardan yola çıkarak aslında size söylemek istediğim kısa bir şey var. Bizim ağız hijyenimizi maksimumda tuttuğumuzda ve sağlıklı bir yaşam sürdürdüğümüzde periodontitis hastalığımız olsa bile uzun yıllar bu hastalıkla beraber yaşayabiliriz.